Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün teknik analiz videolarından bir tanesini yapacağız. Arasayı inceleyeceğiz, size anlatacağız dilimiz döndüğünce. Ancak videoya başlamadan evvel klasik hatırlatmamızı yapalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu likelemeyi unutmayın. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, başlıyoruz. RSI. Evet, Relative Strength Index. Türkçesi, yani göreceli, göreceli güç endeksi. Evet. RSI aslında çok fazla finansal teknik araç geliştirmiş olan Wes Wilder tarafından 1978 hı hı. yılında bulunan evet. bir. Yıl. Aslında bayağı ya zaten 1978 diyorsun hani bu kripto paralardan ziyade zaten bu yatırım yapanların o yıllardan beri kullandığı ve artık yıllardır Hani güven, insanların güvenini kazanmış bir gösterge. Şimdi şunu da söyleyelim. Arasay aslında birçok insan tarafından indikatör olarak bilinir. Ama teknik anlamda konuşmak gerekirse Arasay aslında bir momentum osilatörüdür. Peki osilatörle indikatörler hı. arasındaki fark nedir? osülatörün kelime anlamı salınımdır. Fiyat hareketlerindeki değişimlerden bazı sonuçlar elde etmek için kullanılır. İndikatörler ise fiyat hareketlerinin geçmişteki durumuna bakarak gelecekteki durumlarına göre bir fikir verir. Örneklemek gerekirse RSI ve MACD bir osilatördür. İndikatörlere örnek vermek gerekirse hareketli ortalamalar ve Bollinger bantları indikatördür. Hı hı. Ama artık hani pek çok büyük sitede bile Aresay indikatör yani RSI RSI indikatörü diye geçiyor. Böyle bir gösterge indikatörü diyoruz genelde. Hı -hı. Teknik ama konuşmak gerekirse bunu belirtmekte Hı -hı. fayda var. Peki şimdi bu Aresay neyin göstergesidir diye baktığımızda Hı -hı. da önemli 3 şeyi gösteriyor. Birincisi bir paranın aşırı satıldığını mı? Bir aşırı satım bölgesine Aşırı geliyor. satım bölgesine mi geldi? Aşırı alım bölgesine mi geldi? Yani overbuy ve oversold'u gösteriyor. Bir de bu alım ve satımla arasındaki o trendin gitti Dengi. dengesini gösteriyor. Yani 50 ve dediğimiz Şimdi onlara gireceğiz. Hı hı. Ee, sen de söyledin. Biz araşayı neden kullanırız? Hı hı. Bir fiyat aşırı alım bölgesi, bir para aşırı alım hı hı. bölgesine girdi mi? Aşırı satım bölgesine girdi mi? Bunu tespit etmek için kullanıyoruz. de bunu 0 ve 100 arasında bir rakam olarak belirtiyor ya, evet. hesapları Evet, şimdi oraya sonucunda. girelim. Yani arasayın e, kullanılma şekli nedir? Aslında arasay normal e, chartın altında bir histogram olarak çıkar Hı -hı. zaten. Altta e, teknik analiz sitelerine girdiğiniz zaman arasayı açtığınızda altta bir histogram Hı -hı. olarak çıkar. 0 ile 100 arasında bir değeri vardır. Fakat burada e, 30 ve 70 kavramları ön plana çıkar. Evet, bu en standart adı. Vanilla denir buna bunca zamandır denenmiş en garanti olan en evet yani şimdi bu, temel burada parantez olur. içerisinde şunu söyleyelim en yaygın kullanım alanı evet 30 ve 70 fakat garanticiler bunu 25 ve 75 olarak da hı hı. kullanabilirler. Peki 30'un 70... agresifleri var bunların? Neyi? 35 65 agresif grubu var. Onlar, Onlar da öyle risk almayı seven hani kendine daha çok güvenen diyelim. Tabii bunu böyle konuşuyoruz ama hani bir dipnot olarak da söyleyeyim. Genelde bu iş zaten, zaten genel değil her zaman tek bir indikatöre bağlı olarak yapılmaz. Evet, bu en önemlisi. Yani Çünkü bir tek arasaya bakarak arasa al verdiği anda belli bir hareket en azından trendi gösteren veya volümü gösteren bir şeye de bakmak gerekir ki birbirini karşılasın. Bir de hiçbir zaman hiçbir indikatör yani bütün indikatörler birleşip aynı şeyi bile söylese bu kesin olacaktır diye bir şey yok. Bu sadece sizin strateji belirlemeniz için yardımcı kavramlardır. Hı hı hı. Peki bu 30 ve 70 kavramları neyi ifade ediyor? Bunu da söyleyelim. Eğer RSI çizgisi 30'un altına düştüyse bu aşırı satışı ifade Hı -hı. eder. Yani fiyatlar aşırı satış bölgesine girmiştir. 70'in üzerine çıktıysa bu da aşırı alımı ifade Var, eder. Çok fazla kişi alıyordur o an o parayı veya. Aynen öyle. O olarak işte devam ediyor alıma. Peki burada arasaydan sinyal nasıl gelir? En belirgin sinyallerden bir tanesi eğer 30'un altına düşmüş RSI çizgisi 30'u kırıp yukarı doğru devam ediyorsa Hı -hı. yani 30'u kırdıysa yukarı hareketli. Hı hı. Bu bir alım sinyali olarak yorumlanır. Bunun tam tersi de geçerlidir. Eğer araşay çizgisi 70'in üzerindeyse hı hı. ve aşağı doğru 70'i kırdıysa bu da satış hı hı. sinyali olarak belirlenir. Evet. Bu zaten en temel şeydir. İşte en demin temel dediğimiz işte budur. 35 65'tir. işte 20 80'dir. Bunu gösteriyor aslında. Bu alım satım seviyelerini gösteriyor. Mesela bununla alakalı şöyle bir dipnot da var aslında. Bu alım satım seviyeleri özellikle şey de çok önemli burada. Alım satım yaptığınız paranın volümü. Şimdi bir de burada arasaydan bahsederken arasay fiyat uyuşmazlığı denen bir olayımız var. Ondan hı hı. da bahsetmek lazım. Nedir bu? E, fiyatların gittiği yönün tersine eğer arasay gidiyorsa bu fiyat uyuşmazlığını gösterir. Ama bu böyle çok böyle zigzak çizerek hı hı. olan bir şey değildir. Yani atıyorum. Fiyat 5000'e geldi arasay 24 üretti fakat fiyat 4000'e geldi arasay yükseldi 28 üretti. Hı hı. Şimdi bu ne demek? Arasay sana al diyor. Hı hı. Bu, bu aslında rağmen... daha istisnai her zaman yakalanamayacak ama diğerlerine nazaran daha keskin ve tutma oranı daha yüksek bir sinyaldir bu. Evet yani bu her zaman olmaz dediğin hı hı. gibi ama ki verdiğimiz ör örnekte fiyat 5000 arasay 24 üretti. Fiyat 4000'e geldi. Arasay 28 üretti. Fiyat düşüyor. Normalde Arasay'ın da buna bir tepki vermesi bekliyor. Ama Arasay sana al diyorsa, hı hı. yani Arasay yükseliyorsa burada Arasay sana tabi tam tersinde de geçerli. Arasay şu tabii. an hani bir yükseliş trendi vardır. Arasay şu an 80 diyelim. Pardon. Ar tabi Arasay 80 diyelim. Fakat aşağıya doğru inmeye başladı. Ama para artıyor. Şimdi orada bir ayrılık başladığı anda o sizin sat sinyaliniz olur. Hı, hı. Şimdi bu uyumsuzlukta benim ilk verdiğim örnek yani fiyatların düşerken RSI'nin yükselmesi pozitif uyumsuzluk olarak geçer. Hı hı. Senin verdiğin örnek sat sinyali o da negatif uyumsuzluk hı hı. olarak geçer. Burada ben gene bir dipnot düşeyim. Bu RSI'nin genel tutumu ile ilgili. Hani bir para sürekli aşağıdaysa ve sürekli yukarıdaysa RSI bazında söylüyorum. Hani o çok güvenilir olmuyor o sıralar RSI için. Hı hı. Hani o zaten pek çok parayı da o trende falan girip bakarsanız hani sürekli arası 30'un altında. Şimdi o sürekli al demek değil. E, tabii ki. Çünkü orada bir trend var. Bu yüzden zaten tek indikatöre bakmıyındır. O trend aşağı doğru gittiği sürece o 30'un altında kalacak demektir. Hani böyle gördüğünüz a 30 olmuş, 25 olmuş. Ama alayım derseniz orada bir yanlışlık olur. Ya evet şimdi bu karıştırılıyor genelde çünkü 20 ve 30 bantları alım sinyali, Hı -hı. 70 ve 80 bantları satış sinyali olarak yorumlanır ama bu e, hani durumuna göre Hı -hı. değişen bir şeydir. Dediğim gibi hep 20 30 arasında seyrediyorsa Hı -hı. sen orada sinyal bekleyeceksin. Ne dedik? 30'u kırdığı zaman yukarıya doğru bu bir alım sinyalidir. Ki mesela şu, şu Bitcoin'in şey olduğu dönemde işte bayağı 5000 dolarlara 6000 dolara geldiği dönemde altcoin'lerin hepsi ara sayı 30'un altında gösterdi Hı -hı. uzun bir süre. Yani neden? Çünkü hani bir, Durum o, o şekildeydi ama. Hı, hı. normal bir piyasada o aşağı trend kırıldığında daha yatay seyir izlediğinde bu aracı için önemli şey olur. Çok yukarı veya aşağı değil. Yatay seyir izlediğinde tutturma oranı her zaman artar. Evet bu önemli. Yani arasayın yatay piyasalarda hı hı. doğru sinyal üretmesi daha yüksek olasılık. Arkadaşlar bizim böyle belli ana teknik konularla alakalı videolarımız devam edecek. Çünkü bunu çok merak edip hı hı. bize sordunuz. Biz de dilimiz döndüğünce size anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Videoyu beğendiyseniz likelamayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar. Telegram kanalımıza katılıp sohbete dahil olmayı da unutmayın. Ayrıca Twitter'dan da katılımınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.